Evet kıymetli dostlar, Konya Ereğli'den herkese selamlar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi kıymetli arkadaşlar, dünden itibaren Galatasaray'lı bir taraftarın kızının yaşadığı bir olayın haberini takip ediyoruz. Yaşananlar için üzgünüz, geçmiş olsun diyoruz. Ancak bu konuyu Fenerbahçe ile bağdaştıran mesnetsizliğe ve tüm yazılanlara karşı hukuki süreçleri başlatacağız. Kimse kimseyi haksız, sebepsiz yere suçlayamaz dedi Burak Çağlan Kızılhan. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, tabii ki de herkes kendi gemisini yürütmenin peşinde. Biz görüyoruz. Biz herkesin niyetini görüyoruz. Hani e, neyse ben 12 numaranın ikini de okuyayım. Galatasaraylı bir taraftar ve kızına yapıldığı iddia edilen saldırı eğer gerçekse kınıyoruz. Bak eğer gerçekse kınıyoruz. Bu olay üzerinden kulübümüze, başkanımıza, yöneticilerimize organize şekilde hedef alan müfterileri de lanetliyoruz. Yani iftira atanları da lanetliyoruz. Aynı mantıkla Orkid Ultra Aslan'ın ortamı gelen Hakaret içeren her açıklamasından artık Galatasaray Başkanı ve yönetimi sorumludur. Bir olaydan da mağduriyet çıkartmayın. İtidal yalanlarıyla gerçek kimliğinizi gizlemeye çalışmayın. İpin hem altında hem de üstünde oynayan cambazların ahlak timsali kesilmelerini Haydetler içerisinde takip ediyoruz diyor 12 numara. Şimdi bir de Mustafa Hoca'nın yorumunu alalım. Varan 1. Varan 2. Varan 3. Yani bazı şeyleri daha salarım da salmıyorum. Ya yani görseldeki olayları görüyorsunuz. Biz de Bunları bütün Galatasaray camiasına yıksak. Bunun adına çok özür diliyorum ama şerefsizliklendir. Bir ya da birkaç tane ahlakı bozduğun yaptığı şeyi tüm camiaya yıkmak da yapılan o ahlaksız kadar büyük ahlaksızlıktır. Kim ne derse desin. Şimdi 3-5 tane çapulcunun yapmış olduğu şunu koca bir camiaya hani yakıştırıp bunların hepsi böyle gibi cümleler kurmak dahi bu yapılanlardan daha beter rezalettir. Elbette her camiada böyleleri vardır. Yok diyen yalan söyler. Ancak asıl soru şu ki böyleleri var diye herkese aynı gösterme çabası. Bunun adını siz koyun. Artık adını ne koyarsanız. Şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal'ın oğlu dayak yedi diye sevinen bazı arkadaşlar vardı. Şimdi gelmişler yaşlı, çoluk, çocuk falan duyar kasma peşindeler. O iş geçti. Gerçekten geçti. O iş, o iş Fenerbahçe'nin teknik direktörün oğlunu neredeyse öldürecek derken güle oynaya yaptığınız paylaşımlarda geçti. Kim kimin neyine yaptıysa orada geçti. Bir duyar kastınız. Okan Burun'un oğlu hakkında bir duyar kastınız. Ben merak ediyorum. Elinizde herhangi bir hastane raporu var mı? Oğlu kanserde falan filan. Allah göstermesin. Allah kim vermesin. Herhangi bir belge var mıydı? Ben olduğunu zannetmiyorum ama çıktınız. Çatır 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 çatır. Yok şöyle oldu yok böyle. Sonra ne hikmetse birdenbire iyileşti. Sonra ne hikmetse antrenmanlara katılır oldu, koşar oldu, bilmem ne yapardı. Annesi babası ayrıldı. Hiçbir sıkıntı yok. Aman olmasın da. Bir arabanda ne ara kanserdi? Hani geriye düşseniz ne, daha hani kimler ne hastalığı ortaya çıkacak çok merak içindeyiz. Ben bundan sonra belgesiz, kanıtsız hiçbir şeyi konuşmuyorum arkadaş. Videosu varsa buyursun. Videosu yoksa hiç konuşmayacağım. Yani 27 Şubat'ta Dursun Özbek aynı abilerimizin Çanakkale'de Kafkaslar'da vatan uğruna şehit düştükleri gibi bir koalisyon gücüne karşı Galatasaray spor kulübü yönetimi bir mücadele vermektedir. Yani Fenerbahçe'yi, TFF'yi belki de Galatasaray'a karşı dik duran, Galatasaray'dan puan alan takımları Yunan askerine benzetme, İzmi, İngiliz askerine benzetme. Çanakkale'ye ne alakası vardı Çanakkale ile? E 27 Şubat'ta bunları söyleyen Dursun Özbek dün çıkmış. Şanlıurfa Peygamberler Şehri falan filan ee onlar Ş Şanlıurfa Peygamber Şehri de. sen de Nemrut musun? Nesin yani? İtidal, bugün itidal, diğer gün intihar. Bir gün tehdit, diğer gün inkar. E bir şampiyonluk için yaptıklarınız yetmedi mi? Daha kaç kişiye yanaklarınızı okşatacaksınız? Daha kaç kişiye daha bu tip söylemler edip sonra da böyle şeyler söyleyenlerden olmayın. Onlar bizi bölmeye çalışan hainler falan deyip kendi kendinizi rezil edeceksiniz. Ya ligdeki rakiplerini Çanakkale'de düşmana benzetecek kadar ileri gittikten sonra Peygamberlerin adıyla kardeşlik hikayeye yazmaya hikayesi yazmaya çalışmak nasıl bir ruh halidir diyor Ahmet Konanç. Ya düşünsene dikteki rakiplerini düşmana benzet. Sonra çık peygamberler meygamberler. Bir e, Sabah Spor Turkuaz Medya Grubu bir çocuğu paylaşmış Fenerbahçe'de bir çocuğu. Fenerbahçe gelmeyecek mi diye üzülüyor. Ya TFF bile açıklamasında dikkat ediyorum 5-6 kere deprem bölgesine yardım, deprem bölgesine yardım diyor. Ya bu insanlar bu kadar düşünüyorsanız 23 maç oynatın. Derdiniz insanlar değil ki. Derdiniz bu değil. Ben şunu da söyleyeyim. Ben deprem bölgesine yardım yardım yapılacağına da artık inanmıyorum. Ali Koç çıktı dedi ki Erden Timur dedi ki bana dedi. Canım 50 tane yaparsın 250 dersin ne olacak dersin dedi. Demek ki yapılan şeyleri 50 tane yapıp 250 gösterme söyleminde bulundu dedim kendi kendime. O günden bugüne bir tek cümle yok. Arkadaş ben öyle demedim. Öyle diyen namerttir, öyle diyen alçaktır, şerefsizdir, şöyle böyle. Hiçbir şey yok. Demek ki demiş diyorum kendi kendime. O zaman Şanlıurfa'daki gelir de deprem gidecek deyin gitsin ne olacak diyeyim ben de. O zaman bu düşünce içerisindeler diyeyim. Ya inanın kafamızdaki imajınız, bak aklı selim, kafası çalışan herkesin kafasındaki imajınız belli. Ancak ben sizin ipinize sarılıp Galatasaraylı gibi hareket eden Fenerbahçelilere üzülüyorum. Sosyal medyaya bakıyorum şu istifa ettim bu gitsin şu şöyle bu böyle. Şimdi Fenerbahçe tarafına Süper Kupa ile birkaç tane ilgili sorun var. Bir, siz değil miydiniz ligden çekil diyen? Ligden çekil diyen siz değil miydiniz? Siz değil miydiniz sirklerini başlarına yıkalım diyenler? E siz değil miydiniz hakkımız yeniliyor diyen? Siz değil miydiniz Messi Ronaldo getirsen olmaz diyen? Siz değil miydiniz Ali Koç varken bizi şampiyon yapmazlar diyen? Şimdi ne oldu da bu müthiş inancınız birdenbire körüklendi? Şimdi ne oldu da birdenbire Fenerbahçeli olmaya başladınız? Ne değişti? Niye şu anda TFF ve hakemlerin adaletli yaklaşım sergilediği görüşündesiniz? Üstelik Ağustos'ta oynanması gereken maçın sırf rakip transferleri bitirmedi diye, form grafiği kötü diye ta bu zamanlara kadar atılmasına rağmen ya şu güne sarkması Tamamen Galatasaray menfaatleri gereğiydi. Dikkat edin tamamen Galatasaray menfaatleri gereği. Maçın orta hakeminin Trabzon deplasmanında o şartlara rağmen maçı bitirmeyen hakemin ekibinde olmasına rağmen orada o maçı bitirmediyse bu hakem burada sana ne yapacak? Siz ne zannediyorsunuz? Ya ortam böylesine gerginken kimsenin ses çıkarmamasına rağmen bak o Trabzon'daki bu hakemin o ortam öyleyken susmasına rağmen siz bu hakemden ümit mis, ümitli misiniz? Şanlıurfa'da başka bir şey mi bekliyorsunuz? Hakikaten bak. Size bu Poliyanla zihniyetini aşılayanlar kimler? Niye başka takım ağzıyla yazıyorsunuz? Ya tamam taraftar olarak kupa istiyorsunuz. Ben de istiyorum. Ben de Fenerbahçe çıksın oynasın üstüne. Vallahi bak aynı karardayız. Ona lafım yok bak. Ben de aynı karardayım. Ben de aynı fikirdeyim. Ben Fenerbahçe'yi özleyen bir adam abi. 3 günde bir oynar. Bana kalsa iki günde bir maça çıksın takım. 40 tane futbolcumuz olsun. iki günde bir maç oynasın. Benim hayatım bundan ibaret. Seviyorum. Ben başka takım maçını izleyemiyorum. Chelsea'nin maçı var hocam izledin mi? Yok. Hocam Dünya Kupası maçı var. Yok. Şampiyonlar Ligi yok. İzlemiyorum. Ben Fenerbahçe maçı izleyen adam. Ben de çıksın etsin isterim. Ama haksızlığa karşı da bir tepki göstermen lazım. Ya şöyle düşün. Ortak senin bir bahçen var. Yandaki komşun bahçene çörekleniyor. Şikayet ediyorsun. Muhtara şikayet ediyorsun. İlgilenmiyor. Belediyeye şikayet ediyorsun. İlgilenmiyor da yazıyorsun. Bir şey cimere gönderiyorsun. Şuna yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Gelen cevap şu. Komşunla uğraşma. Onun arkasında işte siyasiler var uğraşma diye. Ne yaparsınız? Hocam evden çıkarım, komşumu hepsini veririm. Maça çıkmamak da böyle bir şey. Hayır, maça çıkmamak böyle bir şey değil. Maça çıkmamak, çıkıp orada bir tepki göstermek. Komşum sen böyle mi yapıyorsun? Ben de senin alanını işgal ederim. Ben de senin alanını işgal ederim. Oraya da kocaman bir duvar çekerim. Sen benim alanıma giremezsin. Birinci uyarım bu. İkincisi eğer böyle şey yaparsan ben de bunu yaparım. Üçüncüsü daha da yaparsan senin arkanda siyasilerin var. Ben de sana kumpas yaparım. Ben de sana başka bir şey yaparım demek. Şimdi Fenerbahçe'nin olayını siz böyle algılıyorsunuz. Fenerbahçe'nin olayı tam olarak böyle değil. Hakkı yeniyor. Sezonun başından beri 9 tane golü sayılmamış ya. Ya en basitinden hatırladığım Samsun maçında sayılmayan gol. Geçen sene Adana Demirspor maçında o golün sayılsa senin şampiyonluğa gidiyorsun. Çaldılar ettiler. Kimse de bir şey demiyor. Yıllardır bu oluyor. Denizli'de de bu oluyor. Ondan sonra bu oluyor. 3 Temmuz sonrasını zaten saymıyorum bile. Bitmeyen bir cezamız var. Hocam iyi de 2013-14'te nasıl en erken şampiyonluk? 2013-14'te dua edin Galatasaray'ın kafası Şampiyonlar Ligi falan filan Avrupa'daydı. Lige tam odaklanamadılar. Fenerbahçe aldı yürüdü. Bir de Galatasaray'a karşı o zamanlar takımlar yatmıyordu. Savaşıyorlardı. Hani futbolcuların kalbiyle aklı çelişmiyordu. O zaman savaşan takımlar vardı. Fenerbahçe'ye de savaşıyorlardı. Hakemleriyle savaşıyorlardı. Fenerbahçe'nin o 2013-2014'te bir Sivas deplasmanı var. Allah'ınızın aşkına. Lütfen bir açın. İnternete bir yazın. Bak 2013-2014'teki. Çıldıracaksınız. Diyeceksiniz ki hocam biz niye ligden çekilmemişiz? O gün o yönetimi görün. Niye ligden çekilmemişiz diyeceksiniz. Kafayı yiyeceksiniz. Daha neler var neler var. Bir derbi kaybediyordum, bir derbi kazanıyordum. Şimdi bak. Trabzonspor deplasmanda yenildi. Beşiktaş deplasmanda Galatasaray da yeneceksin. Biliyorlar. Ayak oyunu vesaire oynamaya çalışıyorlar. Şimdi taraftar olarak dediğim gibi kupa istiyoruz. Kabul ama ortada yenilen bir hak var. Fenerbahçe olarak adalet istemiyor musunuz? Siz değil misiniz şunları şunları yapalım diye. Şimdi niye bunu yapıyorsunuz? Ben sizi çözemiyorum. Ben Kadıköy Sokak YouTube kanalının hani sahibi demeyin. Bu kanalın sahibi siz dersiniz. Hepimiziz. Yani hepimiziz abi. Kadıköy Sokak kanalı hepimizin. Destek veren herkesin, abone getiren herkesin. Şunun değil, şunun değil, şunun değil, bu zihniyettekilerin değil. Peki hocam süper kupa finaline çıkmadık ne kazanacağız? Hadi seni dinliyorum. Cumhuriyetin 100. yılındaki süper kupaya takımlardan biri adaletsizlik vurgusuyla çıkmamış olacak. Bu rezillik ülke futbolunun tüm paydaşlarına yeter. Düşünsene anılacak işte Cumhuriyet'in 100. yılındaki süper kupaya da Fenerbahçe adaletsizlik var diye çıkmadı. Yıllarca anlatılacak. Fenerbahçe'ye karşı yürütülen operasyon dünya basında bir kez daha yankı bulacak. Hem de bu sefer çok daha fazla farklı sesle yankı bulacak. TFF dünyaya bir kez daha rezil olacak. Haliyle TFF'nin başındaki seçilmiş başkan da rezil olacak. Artı insanların Türkiye'deki kupalara bakış açısı değişecek. Hani mesela futbolcu transfer ederken transfer markada bakıyor şu kupada şu kadar oynamış diye. Aa diyecek bunların ligi Amazon ligi gibi burada bir sıkıntı var. Fenerbahçe'nin iletişim talebine cevap dahi vermeyen siyasiler bu sefer ciddiye alacaklar diyecekler ki yeter. Bu arada ben size şunu da söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi o kadar ee, şey bir arkadaş ki Galatasaray ahlakıyla bezenmiş bir arkadaş ki. Fenerbahçe mecbur çıksın diye Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat davet ediyor. Bizzat. Bu arada Mehmet Büyükekşi konusunda ben size bir şey söyleyeyim. Murat Kurum niye kaybetti dursun Özbek. Galatasaray'ı siyasetin içine soktu. Diğer takımların taraftarlarının tepkisini çekti. İnsanlar da Murat Kurum oy vereceklerse vermedi değil mi? Mehmet Büyükekşi'ye de tepkili taraftar. Kayseri'deki şeye bile Hulusi Akar'ın yanında Mehmet Büyükekşi geldi. Gaziantep'teki milletvekili ziyaretine bile Mehmet Büyükekşi gitmiş. Mehmet Büyükekşi'ye insanlar tepkili. Eğer AK Parti oy kaybettiyse Mehmet Büyükekşi'den de sorun hesabını. Ne işi vardı? Hani sporun siyasette iç iç olması. Fenerbahçe Spor Kulübü bunları da şikayet etmeyecek mi FIFA'ya, UEFA'ya? Belirtmeyecek mi? Ya düşünsenize. FIFA başkan, şey, UEFA başkanı Fenerbahçe stadyumunda maç izlemeye geliyor. Bir kişi eksik. Federasyon başkanı. Sebep? Adam sormamış mıdır UEFA başkanı? Ya sizin federasyon başkanınız niye gelmedi? Ali Koçlar. Cır, cır oldu cır cır. cır, cır oldu. Neyin cır, cır lan? Yani 2024 yılındayız. Ne cır, cır? Galatasaray cır, cır oldu. Yedikleri çıkıyor. Daha dur daha neler çıkacak daha. Hakem dövdüler sağdan çekildiler. Biz de süper kupaya çıkmıyor. Daha neler olacak siz bekleyin falan. Şimdi Büyük Büyükekşi'nin Urfa'ya yapmış olduğu yatırımların reklamı olsun diye Şanlıurfa seçildi. Bakın bakalım Mehmet Büyük Büyükekşi'nin fabrikaları şunlar bunlar nerede? Fenerbahçe'nin marka değerini buradan esirgeyerek Mehmet Büyükekşi'ye de prim yaptırmamış olacak. Kazanana teneke verilecek. Başka hiçbir şey değil. Ses getirmeyen organizasyon için Avrupa maçımızda da yorgun çıkmanın da bir lüzumu yok. Hocam seneye almayacaklar Türkiye kupasına çok mu önemli? Hadi şöyle yapayım arkadaşlar. Türkiye kupasını alacaksın, süper kupayı alacaksın. Arka arkaya 50 sene alacaksın. Arka arkaya 50 sene hem Türkiye kupasını hem süper kupayı alacaksın. Bir şampiyonluğun bile olmayacak. Kabul müsünüz? Kabulseniz haklısınız. Şöyle yapalım. Arka arkaya 10 sene Süper süperlikte şampiyon olacaksın. Türkiye Kupası'na ilk turdan eleneceksin. Süper Kupayı hiç almayacaksın. Buna kabul müsünüz? Düşün bakalım. Önceliğinizi bilin. Başımıza gelenleri bilin. Fenerbahçe'de sakatlıklardaki son durum da konuşalım arkadaşlar. Sakatlıklardaki son durum. Şimdi İsmail Yüksek bunu Yağız Sabuncuoğlu da belirtmiş. Başka kimler kimler belirtmiş de Artık ihale kimin bilmiyorum ama ya savunucu olun herhalde. İsmail Yüksek ödem altında ciddi bir yırtık yok ise kuvvetle muhtemel Olympiakos maçına yetiştirilecek. Yani ödem altında yırtık yoksa Olympiakos maçında oynar. Fred durumu iyiye gidiyor. Bir komplikasyon olmazsa Olympiakos maçına yetişecek gibi duruyor. Yani İsmail Yüksek Fred Olympiakos maçında izleyeceğiz diyor. Çağlar Soyuncu Bekao şimdi bu bana çok komik geliyor biliyor musunuz? Gerçekten komik geliyor. Olympiakos maçına kadar %100 hazır olacaklar diyor. Zaten şu anda %100 hazır değiller mi? Ha, İdman eksiğini falan kastediyor demek ki. Aklıma o geldi. Cengiz Ünder topla çalışmalara başladı. Yakında takıma katılacak diye. Mert Hakan Yandaş bir süre daha sağlardan uzak kalacak. Serdar Aziz sakatlığı devam ediyor diyor. E, muhtemelen arkadaşlar Joshua King de organ naklinden sonra organlarının tam yerleşmesini bekliyordur. Serdar Ali Çelikler de tekrar hortlamış. Organ naklim oldu bu çocuk diye. Yani Ali Koç ve yönetimi divan başkanlığı için Şekip Mosturoğlu'na karşı aday olarak vefa küçüğü çıkaracak diyor. Bakın dikkat edin ortak payda Uğur Dündar'ın gitmesi. Yani Fenerbahçe yönetimi de anlamış Uğur Dündar'ın orada durdukça Fenerbahçe'nin başına gelecekleri. Yani böyle bir durum, böyle bir süreç. İzleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir beğeni çok görmeyin.